Bu videodaki amacımız az çözünür bir bileşik olan kurşun 2 klorürün molar çözünürlüğünü hesaplamak. Soruya göre çözünürlük çarpım sabiti KÇÇ 25 santigrat derece sıcaklıkta 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşit. Elimizde 0,1 molar potasyum klorür çözeltisi var. Peki bu ne demek? Eğer buradaki deney kabında 0,1 molar potasyum klorür çözeltisi varsa bu çözeltideki hem potasyum iyonlarının derişimi hem de klorür anyonlarının derişimi 0,1 molar olacak demek. Elimizde biraz da katı halde kurşun 2 klorür olmalı değil mi? Hatta kurşun 2 klorür katısını temsilen bu şekilde çizebilirim. Soruda bizden kurşun 2 klorürün 0,1 molar KCl çözeltisi içinde ne kadarının çözüleceğini hesaplamamız isteniyor. Demek ki kurşun iki klorürün sadece bir kısma çözünecek ve bir noktada dengeye ulaşacak. Bunu bir de çözünürlük dengesini yazarak gösterelim. Kurşun 2 klorürün bir miktarının çözünmesiyle çözelti içinde kurşun artı 2 ve de klorür anyonları yani Cl- eksi olacak. Bu ifadeyi denkleştirmek için klorür anyonlarının önüne 2, kalanlara da 1 koyalım. Öncelikle ürünlerin başlangıç derişiminden başlayalım. Sizce PB artı 2'nin başlangıç derişimi için ne yazmamız gerekiyor? Başlangıçta yani kurşun 2 klojürü eklemeden önce PB artı 2'nin derişimi 0 olmalı. Sonuçta henüz çözünen bir şey yok. Aynı şekilde kurşun 2 klorürün katısı çözünmeden önce bu katıdan kaynaklanan bir klorür anyonu derişimimiz de yok. Ama hatırlıyorsanız çözeltide bir de 0,1 molar potasyum klorür vardı. Bu durumda potasyum klorürden gelen bir klorür derişimimiz olmalı. O zaman klorür anyonlarının başlangıç derişimi 0,1 molar diyebiliriz. Bundan sonra değişim hakkında düşünmemiz gerekiyor. Biraz önce de konuştuğumuz gibi kurşun 2 klorürün bir kısmı çözünecek. Buna x diyelim. Dolayısıyla kurşun 2 klorürün derişimi azalacak çözünen her bir kurşun 2 klorür molü için 1 mol Pb artı 2 iyonu elde etmeliyiz. Yani x kadar kurşun 2 klorür kaybedersek x kadar Pb artı 2 kazanmamız gerekiyor. Diğer yandan çözünen her bir mol kurşun 2 klorür için 2 mol klorür kazanıyoruz. Demek ki klorür anyonları için 2x yazmamız gerekiyor. Bu sorudaki ortak iyon tahmin edersiniz ki klorür anyonu. Çünkü bu iyonun iki ayrı kaynağı var. Biri potasyum klorür, diğeri de kurşun 2 klorür. Öyleyse dengeye ulaşıldığında Pb artı 2'nin derişimi x, klorür anyonununki ise 0,1 artı 2x olacak. Bundan sonra yapmamız gereken denge bağıntısını yazmak. Çözünürlük çarpımı sabiti KCC eşittir. Ürünlerin derişimi çarpımı yani Pb artı derişiminin Cl eksinin derişimiyle çarpımı. Ama buradaki katsayıları unutmayalım. Pb artı 2'nin derişiminin kuvveti 1 olacak. Çünkü katsayısı 1. Ama klorür anyonunun katsayısı 2. Demek ki onun derişiminin karesini almamız gerekiyor. Artık soruda bize verilen çözünürlük çarpımı sabitini buraya yazabiliriz. Kcc eşittir 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 5. O da dengideki kurşun 2 klorür iyonlarının derişimiyle yani x ile klorür anyonlarının derişiminin yani 0,1 artı 2x'in karesinin çarpımına eşit. 0,1 artı 2x. Bundan sonra x'i bulmamız gerekiyor. Önce ifadeye bir daha bakalım. 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 5 eşittir x çarpı 0,1 artı 2x'in karesi. Aslında bu hesaplamayı yapabiliriz. Ama hatırlıyorsanız işimizi kolaylaştırmak için burada yaptığımız başka bir şey vardı. O da x'i 0,1'e göre çok çok küçük bir sayı olarak kabul etmek. Eğer x 0,1'e göre çok küçük bir sayıysa 0,1 artı 2x aslında 0,1'e eşit olmalı. Öyleyse buraya sadece 0,1 yazabiliriz. Onun da karesi 0,01'e eşit olur. Demek ki sağ tarafta x çarpı 0,01 var. Bu da 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşit. Bu işlemi x için çözersek elde edeceğimiz değer 0,0016 molar. Bu da tabii ki çözeltideki pb artı 2'nin derişimine eşit. Başa dönersek bunu burada da görebiliriz. pb artı 2'nin derişimine x demiştik. x aynı zamanda kurşun 2 klorürün molar çözünürlüğüne de eşit olmaz mı? Sonuçta ne kadarının çözündüğünü gösteriyor. Hatta bunu burada da belirtelim. Amacımız zaten molar çözünürlüğü bulmaktı. O da 0,0016 molara eşitmiş. Yalnız bu değerin kurşun 2 klorürün potasyum klorür çözeltisindeki molar çözünürlük değeri olduğunu unutmayın. Tekrarlıyorum. Potasyum klorür çözeltisinin içinde. Çözünürlük çarpımı sabiti videosunda molar çözünürlüğü sadece saf su içindeyken bulmuştuk. O videoyu izlerseniz değeri 0,016 bulduğumuzu göreceksiniz. Ama o çözünürlük çözücünün sadece su olduğu bir ortamda hesaplanmıştı. Yani ortamda potasyum klorür falan yoktu. Dikkat ettiyseniz potasyum klorür eklemek molar çözünürlüğü 10 kat kadar azalttı. Şimdi bu iki değeri karşılaştıracak olursak, saf sudaki çözünürlük 0,016 iken potasyum klorür çözeltisi içinde bu değer 0,0016 molar'a düştü. Yani ilk değere göre 10 kat azaldı. Bu tabii ki çözeltinin içindeki ortak iyon etkisi yüzünden oldu. Çözeltideki ortak iyon hangisiydi? Tabii ki klorür anyonları. Le Chatelier ilkesine göre dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında sistem bu etkiyi azaltacak yönde tepki gösterir. Bahsettiğimiz olay da aynı durumu gösteriyor. Buradaki tepkimeyi dengede olan sistem olarak düşünürsek, ürünlerin derişimini arttırmak bizim sisteme dışarıdan yaptığımız etki olarak tanımlanabilir. Yani klorür anyonlarının derişimini arttırmak sisteme dışarıdan yapılan etki. Bu durumda dengedeki sistem bu etkiyi ortadan kaldırmak için çalışacak. Sonuç olarak da denge sola doğru kayacak. Çözeltide fazladan bulunan klorür anyonları Pb artı 2 iyonlarına birleşerek dengeyi reaktifler lehine bozacaklar. Sonuç olarak suda az çözünen bir tuzun çözünürlüğü ortak iyon içeren bir başka tuzun yanında bir başka deyişle ortak iyon etkisi yüzünden azalmış olacak. Dikkat etmemiz gereken bir başka noktada KÇH'nin değişmiyor olması. K hala 1,6 çarpı 10 üzeri eksi 5'e eşit. Ama molar çözünürlük ortak iyon etkisi yüzünden düştü. Demek ki ortak iyonlar az çözünür bileşiklerin molar çözünürlüklerini azaltıyor. Mesela bu durumda 10 kat daha azalttı. Bu etkiyi aslında laboratuvarda yaptığımız ayırma işlemlerinde kullanabiliriz. Elimizdeki çözelti de kurşun 2 klorür olsun diyelim. Amacımız bütün katıyı ayırabilmek. Bu yüzden filtrelenmeden önce çözeltiye ortak iyon ekleyebiliriz. Bu başka bir klorür anyonu kaynağı olabilir. Ortak iyon etkisi sayesinde kurşun 2 klorürün çözünürlüğü düşecek. Biz de böylece çok daha fazla katı elde edeceğiz. Zaten amacımız da ayırabildiğimiz kadar katıyı ayırmak öyle değil mi? İşte bu da ortak iyon etkisine kullanabileceğimiz laboratuvar örneklerinden sadece bir tanesi. Umarım bu video sizin için de faydalı olmuştur.